Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Delta Doppler serisi yaşamay panellerde geçmiş verilerin trend grafiğinin çizdirilmesi anlatılacaktır. Önceki derslerimde Delta PLC'lerde Doppler serisi yaşamay panellerin ISP soft yazılımı ile birlikte simülasyonunun mümkün olduğundan bahsetmiştim. Bunun için ComManager yazılımında ilgili PLC modeliyle ne yapmanız lazım? Simülatörü tanımlamanız gerekmektedir. Bununla ilgili de videomuz kanalımızda bulunmaktadır. Arkadaşlar önceden DVP serisi PLC'ler için ComManager'da yazım tanımlamış olduğum DVP simülatörümü çalıştırıyorum. Tamam dedik. Buradan ISP Soft yazılımını açtım. Yeni diyorum. DVP SS2 serisi PLC kullanacağım. Tamam dedim. Buradan yeni diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir program yazacağız. Bu programımız şöyle olacak. 0,5 saniye ile rastgele bir sayı üretecek ve bu üretmiş olduğu sayıyı belirttiğimiz veri alanlarına gönderecek arkadaşlar. Bu veri alanındaki değerleri de biz trend grafiği olarak göstereceğiz. Delta PLC'lerde kullanılan özel röleler vardır. Bununla ilgili de kanalımızda video bulunmaktadır. Bunlardan birisi M1013 rölesidir. Bu rölenin özelliği şudur. 0,5 saniye on, 0,5 saniye off'tur arkadaşlar. Şimdi şöyle üzerine geldiğiniz zaman size açıklamayı verir. Yani 1 saniyelik clock pulse üretiyor bu röle. Arkadaşlar Delta PLC'lerde rastgele sayı üretmek için random komutunu kullanıyorsunuz. Bir de mesela komutun sonunda P harfi varsa bu pulse kontaklı demektir. Yani pulse geldiği zaman aktif olacak anlamına gelmektedir arkadaşlar. Pulse olmadığı zaman aktif değildir. Şimdi biz iki sayı aralığı belirtiyoruz. Alt limit ve üst limit. Bunun aralığında bize rastgele bir sayı üretiyor PLC. Şimdi bizim de aralığımız arkadaşlar ne olsun? 60 ile 100 aralığında olsun. Ve bu üretmiş olduğumuz sayısal değer D0 veri alanına gösterilsin. Tamam dedik. Bir network daha ekliyoruz. Bu network'te yine M1013 rölesi kullanacağız. Yine bir rastgele sayı üreteceğiz. Bu sayımız da 20 ile 50 arasında bir sayı olacak. Ve üretmiş olduğumuz sayıyı D2 veri alanında görebileceğiz. Evet arkadaşlar şu an D0 ve D2 veri alanında ne yaptık? Rastgele sayılar oluşturduk. PLC programımızı yazdık arkadaşlar. Şimdi gelelim HMI panel programını yazmaya. Arkadaşlar Dopsoft 4 yazılımı ile Dopsoft serisi HMI panelleri programlayabiliyorsunuz. Bir de Dopsoft 4 versiyonu ile elinizde HMI panel olmadan ISP Soft yazılımında yazılmış olduğunuz PLC programıyla HMI panelin simülasyon programını birlikte çalıştırabiliyorsunuz. Buradan kullanmış olduğunuz Doppler serisi HMI paneli modelini seçiyorsunuz. Ben bu şu an biraz büyük inç seçeyim. Mesela 10 inçlik bir HMI panel kullanalım. İleri diyoruz arkadaşlar. Buradan HMI panelin arkasında bulunan portları görüyorsunuz. COM1, COM2 ve COM3. Bizim HMI panelimiz COM2 portundan Delta markasının DVP serisi PLC ile haberleşiyor. Tabi bu COM1, COM2, COM3 portlarını RS232, RS485 olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunu buradan seçiyorsunuz. Tabi şu an biz gerçek ortamda yapmayacağız uygulamamızı. Simülatör ortamında yapacağız. Buradan da ComManager'da tanımlanmış olduğum DVP PLC simülatörünü seçiyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Ve bizim karşımıza Doppler HMI panelimizin ekranı geliyor. Şöyle kapatalım bunları.
Evet, 10 inçlik bir panel. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunun arka plan rengini değiştirelim. Ne olsun, açık sarı olsun. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi D0 ve D2 veri alanındaki sayısal değerleri gösterelim. Buraya bir label koyalım. Kopyala, yapıştır. Arkadaşlar bunlarla ilgili delta Doppler serisi yaşama panellerde sayısal değerler nasıl gösterilirle ilgili detaylar kanalımızdaki videolarda mevcuttur. Şimdi arkadaşlar bunun okuma adresi ne olacak? D0 olacak. Bunun okuma adresi de D2 olacak arkadaşlar. Tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar biz D0 ve D2 veri alanındaki sayısal değerleri ne yapacağız? Bu sayısal değerlere ait geçmiş trendi grafikte göstereceğiz. Bunun için buradan örnekleme ikonuna tıklıyorsunuz. Geçmiş trend grafiği seçiyorsunuz. Bunu biraz büyük seçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar biz kaç tane eğri göstermek istiyoruz? 2 tane. Bu durumda buradaki eğri sayısını 2 seçmeniz lazım. Diyor ki eğriyi doldur. Yani eğrinin altında, çizginin altında kalan kısım dolsun mu, dolmasın mı? Doppler serisi yaşamay panellerde sadece çizgi çizilebiliyordu. Ama Doppler'de eğrinin altı da doldurularak gösterilebiliyor. Bunu yes diyelim. Bize yatay kılavuz sayısını soruyor. Yatay kılavuzlar bunlar arkadaşlar. Biz bunun rengini örneğin şu an kırmızı yapalım. Bizim 5 tane yatay kılavuzumuz olsun. Trend çizilen bölgenin arka plan rengini soruyor. Arka plan rengi ne olsun? Örneğin açık yeşil olsun. Şimdi bunu ayarladık. Gelelim buraya data kayıt ayarlarına. Arkadaşlar data kayıt ayarlarına tıklıyorsunuz. Okumaya başlayacağınız veri alanın adreslerini buraya giriyorsunuz. Artıya bastınız. Biz hangi veriden başlayacağız? D0'dan başlayacağız. Buna tamam dedik. Burada soruyor. Buradaki data uzunluğu şu. D0'dan itibaren kaç tane veri alanını göstermek istiyorsunuz? Şimdi bizde ne var? D0 ve D2 var. Bu nasıl gidiyor? D0, D1, D2 diye gidiyor. O zaman bizim D0'dan itibaren 3 tane verimiz var. Ha, şu an ben D1'i göstermedim ama D2'yi gösterebilmem için D0, D1, D2, D3 diye gider bu. Toplamda 60 tane veriyi ne yapabiliyorsunuz? Gösterebiliyorsunuz. Bu yüzden ben ne seçeceğim şu an? D2, D0 ve D2'yi göstereceğimden dolayı 3 tane seçeceğim arkadaşlar. Burada başlatma bitini aktif ettiği soruyor. Bu şudur. Bizim şimdi burada tetikleyicimiz, yani o trend değerini bize gösteren, yani grafiğe çizdiren tetikleyicimiz ne? Zamanlayıcı. Bu zamanlayıcıyı bir bite bağlı olarak aktif edebilirsiniz. Ya da PLC'den gelen zamanlayıcıyı aktif edebilmek için bir bit kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tetiklemeyi zamanlayıcı ve PLC üzerinden yapabilirsiniz. Örnekleme periyodu kaç milisaniye olsun? Onu soruyor. Kendi kullanıcı da bunu belirtebilir, örnekleme periyodunu. Saat ve tarih yerleşsin mi? Evet, yerleşsin. Evet, buradaki trendler kalıcı mı olsun? Bir yere saklansın mı? HMI ya da USB belleğe bunları saklayabiliyorsunuz. Dosya olarak bunları belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, tamam dedik şu an. Şimdi gelelim, kapatıyorsunuz. Burada diyor ki global aralık diyor. Şimdi arkadaşlar bizim şeyimiz
Trend bölgemiz 0 ile 100 aralığında olsun. Skala çizgisini ayarla diyoruz. Skalayı göstersin mi bu trend grafiğinde? Gösterilmez derseniz göstermez. Ya da göstermek istiyorsanız sağda ya da solda olarak belirtebiliyorsunuz. Solda göstersin. Burada göstereceği o sayısal değerlerin boyutunu belirtiyorsunuz. Skalanın rengini belirtiyorsunuz. Yazısal rengi belirtebiliyorsunuz. Biz mesela bunu kırmızı yapalım. Yazı rengini. Ana skala sayısı kaç olsun? 0 ile 100 arasında 5 tane bölgeden olsun. O nedir bu? 0, 5 tane çizgi olacak yani. Ara skala olsun mu? Onu soruyor. Olsun, 2 tane de olsun. Tamam dedik. Şimdi gelelim burada detaylara. Şimdi arkadaşlar bizim bu D0'ı, D2'yi görebilmemiz için bunları aktif etmemiz lazım. Burada aktif 0 ya da 1 yapabiliyorsunuz. Bunu 1 dedik. Bizimki ne? Başlangıç pozisyonu 0. Yani D0. Sağa doğru çekiyoruz. İşte sayısal değer nasıl oluyor? Tam sayı kısmı ya da kesirli sayı kısmı belirtiyorsunuz. Şimdi bizim burada çizgi rengimiz arkadaşlar ne olsun? D0'ı biz kahverengi olarak görelim. Çizgi kalınlığını seçebiliyorsunuz. Ne olsun? 2 olsun. Minimum ve maksimum değerlerini görüyorsunuz. Bir de ne olacak? D2'yi görmek istiyoruz. O da ne olsun? Burayı aktif etmemiz lazım. 1. Onun başlangıç seviyesini arkadaşlar D0, D1, D2. İkinci yani. Başlangıç pozisyonu pardon. Onun da rengi ne olsun? Koyu mavi olsun. Çizgi kalınlığı da 2 olsun. Evet. Saat formatını seçiyorsunuz. Daha sonra tarih formatını seçiyorsunuz. Tarih formatı gün, ay, yıl olsun. Saat ve tarihi göstersin. Onun da rengini belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaman aralık sayısını belirtebiliyorsunuz. Buradan gelelim fonksiyon butonlarına. Zoom in derseniz aşağıya grafiği yaklaştırabilirsiniz. Ona da bir ad verelim. Ne olsun? Butonun üstünde artı simgesi olsun. Zoom artı olsun daha doğrusu. Zoom artı. Zoom out olsun. Zoom eksi. Reset. Evet. Şu an ne yaptık? 3 buton şey yaptık. Zaman gösterme aralığını ayarla demiş. Bunu da seçelim. Zaman aralık dedik. Tamam diyorsunuz. Butonların da şeyini belirtiyorsunuz arkadaşlar. Boyutlarını belirtebiliyorsunuz. Bunlar şimdi ne yaptık? Seçmiş olduk. Bakalım tekrardan detaylara geldik. Evet şu an arkadaşlar. Evet şu an arkadaşlar biz ne yapmış olduk? Geçmişe yönelik trend grafiğimizin ayarlarını yapmış olduk. Şimdi gelelim bunu simülatör ortamında çalıştırmaya. Önce ISP Soft yazılımında yazmış olduğumuz bu yazılımı bir derleyelim. Bunu PLC'ye yükleyelim. Online modu aldık. Şu an PLC'miz stop pozisyonunda. RAM pozisyonunu alalım. Evet. Şimdi HMI offline simülatörümüzü aktif edelim. Şimdi arkadaşlar bakın şu an ne yapıyor? Bizim D0 ve D2'deki verilerimizi grafiğini çiziyor arkadaşlar. Zoom diyelim. Mesela zoom dedikçe daha da yakınlaştırıyor. Zoom eksi de uzaklaştırıyor. Burada evet zaman aralığını buffer'ı aktif etmemişim. Evet arkadaşlar şu an Delta Dopius serisi HMI panelde geçmişe dönük trend grafiğini bu şekilde çizmekteyiz. Şimdi biz alt kısmını dolduruyoruz. Bunu bir de çizgi şeklinde göstereyim ben. Çift tıklayalım. Bunu No seçelim. Evet.
Tekrardan offline simülatörümüzü açalım. Evet, gördüğünüz gibi bakın bu durumda ne yaptı? Alt grafiği doldurmamış. Alt kısmı doldurmamış oldu. Evet arkadaşlar, dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmenizi umut ediyorum. Herkese iyi akşamlar.